Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yestecibu allazina amenu ve amilus salihati. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak okumuş olduğum Şura Suresi 26. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah İman edip salih amel işleyenlerin dualarına icabet eder, cevap verir. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضِّهِ. Ve lütfundan onlara fazlasını verir. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Kafirlere gelince onlara çetin, şiddetli bir azap vardır. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz tövbe eden insanların tövbelerini kabul edip yaptığı kötülükleri affedeceğini beyan ettikten sonra bu ayet-i kerimede de iman edip imanları sağlam ve tahkiki bir şekilde devam eden, imanları tahkiki bir şekilde olan ve bununla birlikte salih amel işleyen insanların yaptıkları duaya icabet edeceğini, dualara cevap vereceğini bizlere beyan ediyor. Daha bu ayetin efendim izahlarını yapmaya başladığımız şu anlarda sizlerle önemli bir noktayı paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bu ayette özellikle vurgu yapılan, altının çizilmesi gereken ve bizim asla aklımızdan çıkarmamamız icap eden bir nokta şudur. Dikkat ediniz, ayet-i kerime efendim dua eden herkesin duasına cevap veririm, icabet ederim demiyor bu ayette. Bu ayet bağlamında konuşuyorum sevgili kardeşlerim. Özellikle وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ifadesi dikkatimizi çekiyor. Yani Cenab-ı Hak iman edip salih amel işleyen insanların dualarına icabet eder. Demek ki sevgili kardeşlerim, dualarımızın kabul edilmesi ya da ayetteki genel ifadesiyle dualarımıza icabet edilmesi Cenab-ı Hak tarafından, dualarımıza cevap verilmesi iki önemli şarta bağlıdır. Bunlardan bir tanesi iman etmek, ikincisi salih amel işlemektir. Bu iki hususu en güzel şekilde yerine getirdiğimiz takdirde Yüce Rabbimiz biz dua ettiğimizde mutlaka duamıza icabet buyuracaktır ve edecektir. Çünkü duanın da şartları var, icabetin de şartları var. İşte bu ayet bu şartlardan iki önemli hususu bizlere beyan ediyor, açıklıyor ve hatırlatıyor. Tabii iman etmek ve salih amel işlemek tabirlerini Yüce Rabbimiz burada tafsilatı ve ayrıntısıyla beyan etmiyor. Ama bizim anladığımız husus şudur. İman etmek demek, efendim sadece Cenab-ı Hakk'a iman etmek demek değildir. Bütün iman esaslarının hepsine tahkiki bir şekilde iman etmektir. Kuvvetli bir şekilde iman etmektir değerli kardeşlerim. Tabii ki bunun merkezinde Allah'ın birliğine iman etmek vardır ve daha sonra diğer iman esasları vardır. Ve bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Allah'a iman edip onun kitaplarına ve en son Kur'an-ı Kerim'e iman etmemek iman olmaz. Allah'a iman edip onun gönderdiği elçilerine ve en son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek iman değildir. Allah'a iman edip meleklere iman etmemek iman değildir. Ve Allah'a iman edip
hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini, onlar Allah'ın yarattığına iman etmemek, kadere iman etmemek, kazaya iman etmemek iman değildir değerli kardeşler. Yani iman esasları birbirleriyle kopmaz bağlarla, zincirlerle bağlanmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bu iman edenler ifadesi bütün iman esaslarının hepsine iman edenleri kapsıyor. Ve tabii ki bunun merkezinde, özünde Allah'ın var ve bir olduğuna iman etmek vardır. Diğerleri de hep zaten Cenab-ı Hak'la bağlantılı olan iman esaslarıdır. Tevhid inancı olmasın, diğer iman esaslarının da bir anlamı kalmıyor sevgili dostlar. Ve böyle bir imana, bu iman esaslarına tahkiki bir şekilde insan iman ettikten sonra, böyle bir imana sahip olduktan sonra bir de bu imanın mutlaka fiillerimize ve davranışlarımıza yansıması gerekir. Bu salih ameldir. Salih amel, güzel amel işlemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır. Bunları yaptığımız takdirde kuvvetli bir iman ve salih amelle birlikte Yüce Rabbimize dua ettiğimizde o dualarımıza icabet edeceğini, cevap vereceğini beyan etmektedir değerli kardeşlerim. Bizim Allah'a yönelip ona dua etmemiz karşılığında Yüce Rabbimizin ona dua ettiğimizden dolayı bize sevaplar takdir etmesi de aslında Yüce Rabbimizin bizim duamıza verdiği çok önemli bir cevaptır ve bir başka açıdan duamızın kabul edilmesidir. Sevaplar ihsan ediyor. Allah'ı hatırladığımız için, ona yöneldiğimiz için. Çünkü dua bir ibadettir, bir kulluktur değerli kardeşlerim. Bunu yapmakla sevap elde ediyoruz. Bu da Yüce Rabbimizin sevabıyla dualarımıza bir icabeti, dualarımızı bir kabulü manasına geliyor. Önemli olan sevgili dostlar, Yüce Rabbimizin dualarımıza nasıl cevap verdiğini ve cevapların nasıl geldiğini bilebilmek ve bunu okuyabilmektir. Bunun farkına varabilmektir. Cenab-ı Hak her iman eden ve salih amel işleyen insanın duasına icabet eder. Onun duasına cevap verir, karşılık verir. Ama insanoğlu her şeyi peşin olarak görmek istediğinden, hemen çabuk olarak görmek istediğinden çoğu zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine neleri takdir ettiğini fark edemiyor, anlayamıyor. Hadislerde rivayet ediliyor ki, insan yüzünü Cenab-ı Hakk'a çevirip dua ettiğinde iki şeyden birisi gerçekleşir. Bunlardan birincisi, duanın gereğinin çabuk bir şekilde o dua eden insana verilmesidir. Cenab-ı Hak ister ve dilerse, hikmeti de iktiza ederse, İnsanın istediği şeyi Yüce Rabbimiz o insana çabuk bir şekilde ikram ve ihsan edebilir. Ve bundan dolayı da insan Cenab-ı Hakk'a hamd eder ve şükreder. Ya Rabbi sen varsın, sen birsin, sen benim sesimi duyuyorsun, dualarıma icabet ediyorsun. Ki bunu ben bizzat şu anda anlamış bulunuyorum. Sana hamdü senalar olsun. Başımı yerden kaldırmayıp sürekli secde etsem yine sana olan kulluğumu hakkıyla yerine getirmiş olamam. Ne olur? Yapmış olduğum bu ibadetlerimi, taatlerimi de sen kabul eyle diye Cenab-ı Hakk'a hamd eder, Cenab-ı Hakk'a şükreder. Onun kendisine istediği bir şeyi, ihtiyacını peşin olarak vermesinden dolayı sevgili kardeşler. İkincisi, istenilen şeyin insan için iddihar edilmesidir. Yani depolanmasıdır. Bu da ahirette çok büyük hayırlar olarak insana dönecektir. Yani insan Cenab-ı Hak'tan ister ama onun hikmeti gerektirmediği, iktiza etmediği için bu dünyada insanın o duasını Cenab-ı Hak kabul etmez. Fakat ahiret için onu depolar, biriktirir ve ahirette çok büyük hayırların o insana verilmesine vesile olur. Olayın bu boyutunu da hadislerin bildirdiği şekliyle mutlaka düşünmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Onun için denmiştir ki, eğer insan, Cenab-ı Hakk'ın insanın başına gelenler karşısında ahirette onun için neler hazırladığını eğer bilseydi, dünyada dualarının hiç cevaplanmamasını,
hiç o duaların kabul edilmemesini isterdi. Cenab-ı Hak öyle büyük insanlarda, öyle büyük